Samlet bugün minyatür tankıyla beraberiz. 4 tane maç aldım diye hatırlıyorum. O uzun bir video olacak. Kısa bir video değil. Bundan sonraki videoları böyle 20 dakika değil de 14, 15, 16 dakikada tutmayı planlıyorum. 20 dakikada yani gerçekten çok fazla konudan konuya giriyorum böyle. Maçı anlatacağım diyorum. Başka bir konuyu geçiyorum. O konudan muhabbete bağlıyorum falan filan derken böyle şöyle bir şey var bende. Abi 20 dakika konuşurum bitmez gibi düşünüyorum ama bir anda bakıyorum, lan ne maçı anlatabilmişim, ne taktik yapabilmişim. Tank anlatmışım gerçi biraz ama bu yüzden biraz daha bir tık daha böyle 14-15 dakika tutmalı planlıyorum bundan sonraki videolara. Detaylı bir şekilde bundan sonra ilk maç genelde böyle tank anlatma. İkinci, üçüncü maçta hem tankla ilgili taktiksel olarak nasıl oynanacağız hem de bu maçta niye bunu bu şekilde yaptım gibisinden biraz daha taktiksel videolara yönelmeyi planlıyorum. Onun haricinde belki ekstradan bir taktik videosu falan, taktik demişim, muhabbet videosu getiririm ama genel olarak böyle bir tık daha fazla değil de. Çünkü benim konseptim bu abi. Geçen de biri yazmış, söylemeyeyim diyorum ama işim bokunu çıkardım falan diye. Ben de dedim git abicim başka kanal izle. Ben 10 senedir video yapıyorum. 10 sene olmadı gerçi. 5 sene diyelim. 5'ten fazla olmuştur. Emin değilim abi. 6-7 senedir. Zaten beni bilen bu şekilde izliyor. Ama ben yine de bu aradaki dengeyi korumak önemli. Sallıyorum bir video koyduysam %20'sinde muhabbet, %50'sinde taktik, %30'unda da tankı tanıtmayı planlıyorum. Muhabbet tabii ki olacak abi. O 20-30 olur. 50'yi çıkarmamayı planlıyorum bundan sonra. Neyse, minyatür tankıyla beraberiz. Benim oyunda olmadığım sürede gelen tanklardan bir tanesi ve oynarken de keyif aldığım tanklardan bir tanesi oldu açıkçası arkadaşlar. Birçok tank gelmiş. En çok Rhino'yu sevdim. Bir önceki videoda incelemesini çekmiştim. Ondan sonra da bu tankı beğendim diyebilirim. Yani ne kadar bir TDC olmasam da auto reloader olması, güzel bir zırhı olması tanktan keyif aldım. Şunu söyleyeceğim, bir arkadaş, katılımcı bir arkadaş hatta bana çok birkaç defa söyledi. Bunun seviye 8'iydi galiba. SMV CC 64'ü. 410 vuran topuyla abi mutlaka oyna diye. Abicim oynadım. Onu söyleyeyim. Aklıma gelmişken arkadaşı da kırmak istemiyorum çünkü. Yani bir video mu yapayım dedim. Bir girdim tankla oynadım. Daha önce de oynamıştım aslında. Hem X topuyla oynamıştım hem şarjörlü topuyla oynamıştım. Yani çok fazla maç yapmamıştım. 4-5 maç yapmıştım. Arkadaş çok fazla yazdım. İşte dedim buna bir şans daha vereyim böyle. Az daha fazla maç oynayayım. Abi tank bana hitap etmiyor. Yani seviye o. Yani 410 vuran topuyla da oynadım. 8.1 saniyede mi dolduruyordu? Hatırlayamadım şu anda. Güzel DPM'e sahip. Orasına itirazım yok. Ama yani gerçekten çok yavaş ve o yavaşlığı karşılayacak bir zırh profili yok tankta. Yani gerçekten deliniyorum. Yani bir tank yavaşsa gerçekten ben birazcık zırh beklerim. Yani her seferinde cooldown yapabileceğim pozisyona giremiyorum. Yavaş bir tank çünkü. Yani maçın içerisinde olman gerekiyor. O yüzden mutlaka böyle karşı karşıya kalıyorsun. Karşı karşıya kaldığında açı veriyorum. Adam ön alt taraftan deliyor. Bu yüzden çok bana hitap etmedi. Çok da güzel de oynayamadım. Bu yüzden incelemesini çekmeyi planlamıyorum. Yani beğenmedim tankı özetle. Yani beğenmedim derken yani senin anlattığın kadar üstün bulmadım öyle söyleyeyim. Belki senin oynayış tarzına göre çok güzel tanktır eyvallah sözüm olmaz ama benim oynayış tarzıma göre öyle üstün bir tank olarak görmedim açıkçası. Hatta yakın zamanda incelemesini çekeceğim Gsor 1008'i her şekilde tercih ederim o tanka. Onun da Caliban'la beraber bir incelemesini çekeceğim beraber. İkisine ayrı video yapmayayım dedim. İkisine beraber video yapayım. İki maç 1008, iki maç Caliban'ı alacağım. Onun da güzel troll bir video olacak. Dediğim gibi benim çok hoşuma gitmedi. İlk geldiği haline daha OP'dir onu bilemem. Olabilir gerçekten o şekilde ama o şekilde halinde ben bilmiyorum oynayamadığım için. Şu anki hali güzel, güzel DPM'e sahip ama yavaşlığı ve zırhı benim istediğim ölçüde değil yani. O yavaşlıkta daha fazla zırh beklerdim açıkçası. Bu yüzden ben şahsen beğenmedim, beğenen vardır eyvallah. Şimdi minyatüre geçelim. Outro Reloader bir topa sahip. Bu topun son mermisine atış yapmamak gerekiyor az önce yaptığım gibi yoksa bu şekilde 21 saniye beklersiniz arkadaşlar. Attığım zamanlar oldu. Bunu bilinçli attığım zamanlar oldu. Bilinçsiz attığım zamanlar oldu. Bazı maçlarda ben bu tankın incelemesini çekeli çok oldu bu arada. İncelemesini çekeli derken maçlarını oynayalı çok oldu. Bir türlü video koymaya fırsatı bulamadım. Sürekli araya başka tanklar, başka incelemeler girdi. Artık hatta geçen de biri yazmış abi artık şu minyatürü çek diye. Hak verdim adama da. Aslında ben bunu çekeceğim diye çok önceden maçlarını oynadım ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu yüzden bazı maçlarda muhtemelen bu maç onlardan bir tanesi miydi değil miydi bilmiyorum ama bilmeden aynı şeyde Karo 45'te oynadığım gibi o son mermi attıktan sonra 21 saniye bekleyeceğimi bilmeden oynadım yani. Meğerse ki o son mermi gerçekten çok acil durumlarda ihtiyaç halinde kullanmak lazımmış. O yüzden maç içerisinde görürseniz şey yapmayın, yadırgamayın yani yorumlarda yazmayın abi son mermiyi atma diye. Artık öğrendim, sıkıntı yok. Ekranım kaymış lan. Lan bu da her seferinde kaymayı başarıyor bir şekilde.
21.0 yani 21 saniye diyelim abi. O son mermi attığınızda 21 saniye. Ondan önce 9.63. Ondan önce de 8.76. Yani gördüğünüz gibi 8.8 saniyelik bir doldurma süresine sahip. Outer Reloader. Kağıt üzerindeki DPM yüksek olmasa da. Abi yine mi kaydın ya? Bir tutturamıyorum şunu ya. Ha, şu şekilde dur abi. Tam ekran bu şekilde. Aynen güzel. Karşımızda bir tane daha minyatürü var. Ön alt tarafından delemedik. Deleceğimin üstüne. Orada gold mermideyim ha. AP mermiyi bıraktım galiba. Gold mermiyi geçtim. Son mermiyi de atacağım burada. Zaten maç bitti diye. Bu son mermiyi atarsanız böyle 21 saniye gerçekten çok yüksek bir süre. Hadi bir şey olsa böyle 21 saniyede 3 mermi doldursa eyvallah. Sadece bir mermiyi doldurabiliyorsunuz. Ondan sonra bir 9.63'lük bir de 8.76'lık doldurma süremiz var yani. O yüzden o mermiyi gerçekten ihtiyacınız olduğu zamanlarda atın benim gibi. Bu maç muhtemelen biliyordum. Bu maçta şu anda da olsam yine o mermiyi atardım. Zaten maçın sonu gelmiş. Maç bitecek. Arkadan benim takım arkadaşım geliyor. Her şekilde o mermiyi muhtemelen vururdum zaten. Ama vurmadığım yani bilmeden vurduğum zamanlarda oldu açıkçası. Dediğim gibi DPM çok yüksek değil ama Outer Reloader bir tankız. Ben bu bakımdan yani doldurma sürelerini yeterli buldum. 490'lık bir ortalama hasarımız var. İki mermiyi vurduğunuzda 1000 hasar vurabiliyorsunuz neredeyse. Ve sonradan sadece bir 9.63'lük bekleme süreniz geliyor geriye. Yani eğer son mermiyi, o üçüncü mermiyi atmazsanız. Yani hatta aslında bu son mermiyi çıkarıp ikili mermi olarak düşündüğümüzde tankın DPM'i ne kadar olurdu hesaplayamam şu anda. Ama hesaplayabilen bir arkadaş varsa muhtemelen çok daha yüksek olurdu. Yani iki mermili farz edelim arkadaşlar. 490-490 vuruyorsunuz yine. Son mermimiz yok. Hiç yok. İki mermisi var sadece. O şekilde düşündüğümüzde. Hatta muhtemelen Rino ile aynı olur. Bir Rino'yu alalım abi. Neredesin sen? Rino'cum neredesin? O iki mermisiydi. En mantıklısı onunla karşılaştırın bak. Onun 941-807'miş. Aynen çok yakın şeyleri ama gerçi bunun ortalama hasarı 420-490. Yani muhtemelen bir 2700-2800'lük DPM. Tahmini 2700-2800 diye düşünüyorum. Son mermiyi hesaba katmazsak arkadaşlar tankın DPM'ini. Devam edelim. Şarjörümüzde dediğim gibi 3 mermi var. 3. mermi yedek mermi. Yani zor zamanlarda kullanmanız gereken. Aynı cümlede 3. defa kullandım. Artık bu son oldu abi. Tamamdır. 490'lık bir ortalama hasarımız var. Bunun haricinde dağılımımız çok iyi değil. Nişan almamız çok iyi değil. Kabul edilebilir düzeyde değil. Yani bir TD için kabul edilebilir düzeyde. Bir TD için derken gidip de bir grill beklemeyin. Gerçi grill de bok etmişler ama yine de yani çok uzak mesafelerden böyle bir sniper'ım ayağına girmeyin. Ben tankı ağır tank gibi oynadım arkadaşlar. Ön safhada oynadım. Yani gidip bir yerde hiçbir zaman yatmadım. Kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten güzel bir zırhımız var. Ön planda oynayabileceğiniz bir tank. Ha, yeri geldiğinde ikinci kuvvet olarak oynayabileceğiniz bir tank. Ama kesinlikle geri planda kalacak. Ben geride yatayım batayım diyeceğiniz bir tank değil. Bakın mesela bu maç galiba ilk maçlardan bir tanesiydi. Üçüncü mermiyi de vurmuşum burada mal gibi affedersiniz. O mermiyi aslında vurmayıp bekleyip iki tane daha mermi atabiliyordum şimdi de. Çok daha fazla bekleyeceğim işte. Bunu yapmayın. Hatırladım bu ilk maçlarından bir tanesiydi evet. Bu maçta bilmiyordum abi. Gun depression'ımız 10 derece. 10 derece var mıymış lan? Allah Allah. Ya ben şahsen bir 8 falan bekliyordum. Yani oynarken de gerçi çok da fazla hulluna girecek bir şey denk gelmedi ama yani ilk başta böyle genelde ben oynarken özelliklerine bakmadıysam tankın böyle düz giderken bir taretini eğerim aşağıya doğru. Bana az çok fikir verir ki genelde de artı 1 eksi 1 hep doğru tahmin ederim. Bu tank ya 8 ya da 9 diye düşünmüştüm. Yani güzel eğiliyordu ama onda beklemiyordum şahsen. Onda iyiymiş abi. Değerli sen bana mı bakıyorsun abicim oradan? Seni şaka. Seni görmedim mi zannettim ben burada ya? Hadi çık. Hadi çık. Bak abi. 2 saniye kalmış. Şu mermiyi niye atıyorsun? Değil mi? Yani. 2 saniye daha bak. Yeterliydi. Zaten çıkmıyor şimdi. Neyse. Öğrenciz abi. Öğrenciz derken öğrendim de. Bu maçlarda öğrenmemiştim henüz. Gun depreşimiz 10'muş. Güzelmiş abi. Ben 10 kağıt üzerinde 10 olduğunu bilmiyordum şahsen. Hız bakımından yani zırh profiline göre bence fena değil. Bakın bunu mesela şey için söyleyemedim. Geçen arkadaşım dedi. SMV CC64 için söyleyemedim. Yani zırh profiline göre hareketli o tankın iyi değil. Bu tankın zırh profiline göre hareketliliği iyi abi. Yani daha fazlasını beklemezdik zaten. 34 kilometrelik bir hızımız var. Geride 12 kilometre yeterli. Yani ben zırhını beğeniyorum şahsen. Tamam gidip de böyle çatır çutur herkesten sektirmiyor ama güzel bir zırhı var. Yani maç içerisinde her şekilde iş yapan bir zırha sahip. Değerli yedicim merhaba bir H'ye gelir mi arkadan? Ulan tam atacaktım kıçını çevirdi. Neyse sağlık olsun. Bakalım delebilecek mi direkt? Ulan döndüğü gibi deldi. Bir tankın arkadaşlar zırh profilini övüyorsam deliniyor. Zırh yok diyorsam gidip FV183 falan sektiriyorum. Geçen hangi videoda oldu ya? Bundan önce hangi video yapmıştım? STB videosunu mu yapmıştım? Yok STB değildi. STB videosunu yapmıştım ama o yorum başkası, başka bir tank için kullanmıştım. Her neyse. Bak bundan sektirmeyecektim. Bu da yetişti. İndiremedi şeyi. Tareti indiremedi o kadar.
Neyse devam edelim abicim biz. Başka da bahsedeceğim bir şey var mı? Genel dönüş hızı var. 18.8'de yavaş bir dönüş hızı. Zaten çok da hızlı da olmasını beklemiyorduk bu zırh profilinde. Taret dönüş hızı 33.6. Yani dengeli abi. Yani hız zırh olayı bu tankta dengeli. Bir şikayet edeceğim bir nokta yok. Daha hızlı olsaymış veya daha hızlı dönseymiş de tank bir tık daha fazla güçlü olurdu. Bence bu şekilde tam dengeli. Yani ben bu tanka ne bir zırh bekliyorum ne bir nerf bekliyorum. Bunu yaparsa bence Wargaming hatalı bir hareket yapar. Ne buff'a ihtiyacı var ne nerf'e ihtiyacı var abi. Oldukça güzel bir tank bu şekliyle. Başka bahsedeceğim bir şey yoksa tabletimizi bir kenara bırakabiliriz. Hatta şu tableti bir şarja taksam iyi olur. %20 şarj var. Bu akşam oyun oynamayı planlıyorum. Şimdi biraz da maçları anlatalım. 4500 hasarla bu maçı noktalamışız. Sonra şimdi iki maç daha var. Azıcık taktik videosuna dönebiliriz. Takipçi videolarını yapacağım arkadaşlar. Birkaç tanesini izledim. Güzel maçlar var. Beğendim. Çarşamba günü muhtemelen takipçi videolarını yaparım. Vaktim olursa iki tane almayı planlıyorum. Yani kaydederim en azından güncelleme gelmeden. Bir toplamda 6 maç almayı planlıyorum. Bir daha bakarım. Eğer ki ben en son ne zaman bakmıştım? Bugünlerden pazar günü. Cuma günü bakmıştım. Yani cumartesi pazarda güzel maçlar geldiyse en azından kaydederim tablete maçları. Yani ekran videolarını alırım. 9 maç yaparım. Güncelleme geldikten sonra bu hafta galiba bence gelecekti güncelleme ya. Ben bakmadım da sizin yorumlarınızı Instagram'dan 2 hafta sonra yazmıştı biri 2 hafta önce. Neyse. Dediğim gibi takipçileri aklımda arkadaşlar. İlk videosunu bu hafta yapacağım. Diğerlerini dediğim gibi en azından maçları kaydederim. Daha sonra videolarını yayınlarım. Şimdi gördüğünüz gibi direkt ön tarafta gidebildiğim kadar yani hızımın el verdiği miktarda en ön safhada savaşıyorum. Yani geri planda kalmıyorum. Yani geri planda kaldığı durumlar da olabilir. Şey de bu arada VZ113 de bana söylediniz. Oynama fırsatım olmadı arkadaşlar. Oynayacağım. Merak ettim. Gördüğünüz gibi minyatürün zırhı güzel ama böyle yan taraftan durunca yan taraftan tabii ki yiyor. Gittim adamın önün altına attım. Ön altına atmadım aslında. Yanına atmak istemiştim de mermi ön altına gitti. Derken minyatürün zırhı iyi dedim abi. Yanında minyatür paramparça oldu. Paramparça oldu. Ya gerçi duruşundan birazcık sıkıntı ama en ön safhada derken de bunun kadar da değil böyle yani duracağınız yerde bilmeniz gerekiyor. Şimdi madem 10 derece topal çalışımız var birazcık burada doldurmayı bekliyorum direkt atlamıyorum abi. Atlamışım galiba zaten ki 3 mermiyi de boşaltmışım. İlk maçlarından bir tanesi olduğu görüyoruz burada. BZ-113 geliyor. Yani BZ-113'ün zırhı şöyle dümdüz dururken güzel ama az bir şey sağa sola dönünce direkt siyah oluyor. Bu yüzden birazcık sıkıntı. 2 tane mi BZ geldi lan ne yapıyorsunuz siz ya? Neyse ilk mermiyi sektirdik. Atma abi. Bunu atma işte. 21 saniye bekleyeceksin. Atma bir güneş ya. Ah şu maçları tekrar da oynamak isterdim arkadaşlar. İşte bir işi bilirken oynamak isterdim şu maçları. Arkadan da TL7 geldi. Yani azıcık akıllı oynasaydım şu VZ'ler çoktan ölmüştü. Yine ölecek de. Yine alacağız birazdan da. Benim birazcık mallığım oldu işte. Bak şimdi. Kesin şimdi de vururum bak. Neyse bekliyorum. Birazcık akıllı. Şimdi burada galiba anlamışım. Bu kadar beklemek normal değil demişim herhalde. Gerçi ben yine vururum orada ikinci mermiyi de. Bir tanesini çekmek için en azından. Ben doldurana kadar konsepti öldürdüler. Bu konsept benim yüzümden öldü. Yapacak bir şey yok abi. Olabilir. En azından BZ'den bir tanesini aldık. Arkadan geliyorlar. Ben şuradan bir kaçayım abi. Usul usul kaçayım ama kötü bir maçtı bu. Yani bu gerçekten kötü bir oyundu. Sebebi de benim dediğim gibi tankın özelliklerini bilmeyişimde. Yani o son mermiyi atmasam burada VZ'leri konsept bölmeden çıkardık. Yani konsept yine öldürdü. Çünkü arkamızdan TL7'lisi bilmem nesi geliyordu. Şimdi... Bakın yine vurdum gördüğünüz gibi yine 21 saniye bekleyeceğim. Bunu yapmayın abi. Allah'tan yardıma 183 geldi. 183 gelmese burada bir ya da muhtemelen iki mermi yiyebilirdim. Şimdi 5-4 durumundayız. En azından kötü oynasam da şanslı bir şekilde ölmedim. Devam ediyorum. Ölmemen şanslı değil yani güzel pozisyon değiştirdim de yaptığım hatalar mermilerle yani tankı bilmemekle alakalı hatalardı. Abi... Burada arkaya bakayım dedim yani o kadar mermi attılar ki dedim bu adam nasıl ölmedi acaba hala. Gittim yine vurdum ya. Bu galiba ilk maçımdı abi. Bu kesin var ya benim ilk maçımdı. Yani şu durumda kesinlikle o mermiler atılmaz. Yani kesinlikle atılmaz. Adamlar 2 kişi kalmış. 3 mermiyi doldur git bir tanesini çek en azından yani ondan sonra bekle. Bir mermi atıp geri çekiliyorum sonra 21 saniye bekliyorum abi şaka gibi ya. Abi beni örnek almayın dediğim gibi ilk maçlarımda bunlar. Neyse. TL7 geliyor oradan. Abi vurma lütfen. İzliyorum izlerken kendime kızıyorum. Vurma. Bak yine vurma. O son mermide de olsun. Acele etme. O son mermide de olsun. Bakma kafasına. Nereden deldin lan beni TL7? Kupoldan deldi galiba. Neyse doldurduk tamam. En azından burada beklemişim. Şimdi bunu çekeceğim.
bu merak. Burada atılır. Bu atış yapılır. Çünkü adam dönecek. Neyse ki dönemeden, çünkü mermisi de vardı. Çekmeyi başardım. 4187 hasar. 6-5 durumunda E5 biraz daha dayanabilirse yetişeceğim abicim, yetişeceğim. Diğer tank da minyatürmüş. Tamam. O da bekliyordur muhtemelen. Benim gibi. Bire bire kaldıysa son mermisini o da kullanmıştır. Şöyle arkadan bir geleyim. Arkadan H mermi yiyor mu diyecektim. Zaten can puanı 190'a kadar düştü. Artık ölebilirsin. Sıkıntı yok. Seni ben bir alayım şuradan. Taret de bu arada tamamen dönmüyor arkadaşlar. Benim gibi böyle döndürmeye çalışmayın. Taret belli bahçeye kadar dönüyor ama o da yeterli. Yani hiç dönmemesinden kesinlikle ideal. Yani hiç dönmese bu minyatür tankı ben övmezdim açıkçası. Yani güzel demezdim. Oynanmaz derdim hatta muhtemelen de. Evet, üçüncü maçımızı da bu şekilde noktaladıktan sonra son maçımıza geçiyoruz. Bu kadar boktan oynayıp tank, daha doğrusu boktan oynayıp derken tankı bilmeyip oynayıp da 4-3 hasarla yine birinci olmayı başarmışım arkadaşlar. Şu maç şu an bugün elime geçse 4-3 değil de muhtemelen 5.5-6K yapardım o maçta. Neyse, sağlık olsun. Son maça geçelim. Bakalım bu maçta bilmeden oynadığım maçlardan bir tanesi miymiş? Hep beraber izleyelim. Ne yaparım bu haritada abi? Ağır tank tarafından giderim muhtemelen. Yani soldan metler çok şey gitmezse base'de de beklenmez. Yani ortadan girilebilir ama ağır tank tarafından gitmeyi tercih ederim. Derken muhtemelen gitmiyorum. Maçlara Ogonya'da o kadar vakit geçmiş ki unutmuşum abi ne yaptığımı. Evet, gitmemişim. Şu an giderdim ama burada bu maçta gitmemişim. Niye gitmedim acaba? Leopar fazla ilerledi diye mi gitmedim? Belki Leopar'ın spotunu atış yaparım diye gitmedim. Ki yapabilirmişim de azıcık erken gitmişim alsam. Yaptım, girmedim. Nereden sektin lan STB? Bana da bakmıyorsun. İkinci atış çok gereksiz bir atıştı. Yani gerçekten çok boş bir atıştı. Şimdi burada medlerin, daha doğrusu medimizin öleceğini anlayıp burada gördüğünüz gibi motor imlendiricisine basıp topuk oluyorum. Özetle topuk kaçış direkt bu. Başta gitmemiştim. Aslında başta gitmek daha mantıklı. Çünkü sadece bir tane medimiz var. Damarda iki tane med var. Orasının biteceği garanti, en azından ben de onunla beraber basmadığım sürece, ki basmazdım da, şu anda da olsa basmazdım. Şimdi şu ağır tank tarafını bir şekilde gidip çözmemiz lazım bu medler bize yetişmeden. Aslında sayıcı avantaj bizde ama bizimkiler basmıyor. En azından onları gaza getirecek bir şekilde ben ilerlemeyi deneyeceğim. Bir yandan arkama bakıyorum medler geldi mi gelmedi mi diye. T-30'un zaten ebesinin nikahına kaymışlar. 110 canla kalmış orada palette garibim. İşte Amerikan tanklarında bu sıkıntısı. Çok palette kalıyorlar abi gerçekten. Çıkarken mıkarken acayip sıkıntı. Derken 2-1 oldu maç. T-30'umuz öldü. Şimdi abi şu MVO'yu çekelim sonra ilerleyelim. ISD'yi alırız oradan. Burada bir tane vurdum. İkinci mermiyi vurmama gerek kalmadı. Şimdi şu E75'ten ziyade sol taraftaki tank alsak daha iyi olur ama E75'te öyle bir çıkmış ki tam vurmalık böyle. Duruşa bak. Sana niye kimse vurmamış bu dakikaya kadar? İlk mermi 518. İkinci mermiye geldi. 450 vurduk. Son mermiye burada atmasam iyi olur. Atmışım zaten. Pardon, o son mermiymiş. Neyse. E75 3 mermi yedikten sonra birazcık geri çekildi. Şimdi ISD'yi alıp ya geri dönmemiz lazım ya da E75'e gitmemiz lazım. Geri dönme bence daha mantıklı. E75 çok uzakta çünkü. Ben burada ISD'ye de gitmekten vazgeçtim. Geriyi tutayım birazdan dedim. Benim gibi dönen bir Concept 1B de var. En azından Concept 1B mantıklı bir oyuncu. Onu kaybetmeyelim dedim. Derken aradan Progutran da olur mermiye de ama bekle abicim, acele etme. Bir mermileri doldurayım ya. Öyle de bir gaza geldi ki Concept. Yani iyi gibi geldi ama. Çık abi sen şuradan. Ben şunu bir çekeyim. İki mermi vuracağım. İkinci mermi de vuracağım galiba burada. Sonra bir 20 saniye. Aynen, şimdi bir 20 saniye bekliyorum. Hadi vur Concept. Ah be, alır diye düşündüm ben. Çarparak almayı deneyeceğim. Ah, alamadım. Nasıl alamadım ya? Burada neyse ki zırhımın avantajını kullanıyorum. Ya. Burada arkama geçirmeme şey yapıyorum. Özellikle burada kafa kafaya giriyorum ki arkama geçemesin diye. Gördüğünüz gibi sektirmeye devam ediyorum. Şimdi o son mermiyi, ilk mermiyi atacağım maalesef. Biraz daha bekleriz ama en azından STB aradan çıkmış oldu. Çektan taretini. Kafama düşüyordu az daha. Evet, Progot de kaldı. Ne kaldı başka? Galiba 75 ISD'yi çektiler. Diğer tankları kim? Muhtemelen bir TD falandır. Orada yoksa nerededir? Med tarafındadır diye düşünüyorum. Hiç ben direkt şuradan ona mı gitsem diye düşündüm. Progutta üşendim açıkçası ta oraya gitmeye işte. Yavaş tanklarken bazen üşeniyorsun o taraflara gitmeye. Progutta alırsınız diye düşünüyorum. Neyse, devam edelim bakalım. Diğer tankları kimmiş, neredeymiş, ne yapıyormuş? Bakalım gittiğim yerde mi acaba? Doğru tahmin edebilmiş miyim? Neyse, 3 mermiyle doldurdum. 3 mermi vurursam güzel demek çıkar. Aha, vururum valla. Suizim kel 4. İlk mermi 461. İkinci mermi 613. Çok güzel abi. Üçüncü mermi... Nereye gitti lan o mermi? Yani gayet güzel nişanlı bir şekilde attım. Kayboldu abi. Kaybolmadı. Altına düştü. Gördüm orada. Yani. Neyse abi, sıkıntı yok. Vurabilirsin. Can puanım var. O yüzden burada şey yapıyorum. İlerliyorum yani. Rahatım.
Şimdi bir vuracağım, 21 saniye daha bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok abi. Zaten maçın sonuna gelmişiz. Vurduk. 509. Yine sektirdim. Güzel. Ki gold'u sektiriyorum galiba burada. Duymuyorum. Heat'in sesini anlarsınız zaten. 360 yazmasından anladım. 360 vurmuyor tank. Ulan az önce delemedin. Şimdi kafa kafaya geldin. Deliyorsun. Bu da bir garip anasını satayım. Yani şimdi nasıl deliyorsun lan? Aa yine deldi vallahi. Çatır uçtur delmeye başladı. Şu an bir weak spot'un buldu herhalde. Neyse güle güle abi. Evet, miniatür tankın da sonuna geldik. Ben beğendim arkadaşlar. Gönül rahatlığı sizlere de tavsiye ederim. Puanım 10 üzerinden. 7.5-8 arası bir şey, yemin olamadım. 7.5 diyeyim hadi. Evet. Başka da bahsedeceğim bir şey yok. Şimdilik görüşmek üzere.